Sağlıkçıların artık yavaş yavaş yorulmaya başladığı çok açık. Yorulmaya başlayan sağlık çalışanları vatandaşları uyardı. Hükümete de çağrıda bulundu. Aşağı yukarı 6 aydır süren bir pandemi var. Ucu da henüz gözükmüyor. İşte aşı bulunacak deniyor. Onu bekliyoruz. Normalleşmenin başladığı 1 Haziran'daki günlük vaka sayısı 827 olarak kaydedilmişti. 11 Ağustos'ta ise günlük vaka sayısı 1183'e çıktı. 5 aydır dinlenmeden COVID-19'la mücadele eden sağlıkçılar yorulmaya başladığını dile getiriyor. Vaka sayılarımız maalesef bir miktar artıyor. Kurban Bayramı'nın da etkisi var bunda. Hekimler, sağlıkçıların da yorulduğu bu süreçte vakaların artmasının olumsuz sonuçlara yol açacağını söylüyor. Bu nedenle vatandaşları uyarıyor. Vatandaşın maske, mesafe ve temizliğe dikkat etmesi hala önemli. Ancak artık ciddi olarak vaka sayılarının toplanmalardan kaynaklı olduğunu, işte taziye, yemekler vesaire gibi olduğunu biliyoruz. Bunlara dönük kısıtlamaların gündeme alınması gerekiyor. Pandemi vakası ne kadar az olursa sağlıkçılar için de herkes için de o kadar iyi olur. Sağlıkçılar motivasyonlarının artırılması için manevi desteğin yanı sıra tavandan ek ödemelere dikkat çekiyor. 31 Mayıs'tan bu yana ek ödemeler kimi sağlıkçıya az verilirken kimisine de hiç verilmiyor. Ulusal kanala konuşan Cumhuriyetçi Hekimler 2. Başkanı Doktor Hikmet Çevik, adaletsizliğin giderilmesini talep ettiklerini söyledi. Ancak pandemi sona ermedi. Şu anda eski performans sistemi üzerinden ücretler ödenmeye çalışılıyor. Zaten sınırlı hasta kabul ediliyor. Hastalar gelse bile kabul edilmiyorlar. Dolayısıyla birçok hastanede şu anda hiç çalışanların büyük bir kısmı ya hiç yani döner sermaye ücreti alamıyor ya da çok az miktarda döner sermaye ücret alıyor. Ücret kaybına uğramış durumdalar şu anda. Doktor Çevik, aile hekimlerine verilen sözü de hatırlattı. Sağlık Bakanlığı çalışanlarına verilen ödemelerin aile hekimlerine de verileceği söylenmişti ki onlar en ön cephede savaşan meslektaşlarımız. Onlar hala ödenmedi. Yani henüz bir ödeme yapılmadı onlara. Bunların takibini yapıyoruz. Bu tabii sağlık çalışanlarını üzüyor. Moralini bozuyor.